Merhaba güzel kardeşim, umarım sağlığınız saatiniz yerindedir diyerek. Hoş geldiniz diyorum yukarı katta bölümünden. Bir diğer videomu izleyebilirsin. Eğer bu videoyu beğendiysen lütfen beğenmeyi unutma. Kanalımıza abone değilsen abone olup bildirimi açmayı unutma. Çek dediğim bir şey varsa yorum at. Onun haricinde özel bir sorun varsa Instagram'dan bana DM atabilirsin. DM'e dönüş yapmıyorsun diyorsan da son fotoğrafın altına 3 kişi etiketle ben sana dönüşüm. Şimdi bugün saçlarımızı keseceğiz. Kısa da tüyolar vereceğim ama hemen soracaklar. Ya dışarısı aydınlık, ışık yakıyorsun. Olacak iş mi? Tasarruf et biraz. Devir tasarruf devri diyebilirsiniz. Arkadaşlar hava birazdan kararacak. Biz de bugün saç kesimiyle ilgili bilgiler vereceğiz. Tüyolar vereceğiz. Çok da işinize yarayacağına inandım. Tüyolar var ama ondan haricinde benim büyük bir sorunum var. Böyle makas konuları değil, kısaca bir özet geçmek istiyorum. Ben yaz projemde saçlarımı griye boyayacaktım. O yüzden saçlarımı gittim kestirdim. Küçük de ek saçlarım vardı. O gün fotoğraf çektirecektim. Gittim ben onları aldırdım. Şöyle şurada bir peruk gibi kaldı onlar. Planım da şuydu. Hani griye boyayacaktım. Kendim onu da videoya çekecektim. Ardından 2 hafta sonra akacaktı. Ben bunu 4 numaraya vuracaktım. Kafamda projem oydu. Ama küçük bir baş belası. Evden çıkmamıza yasakladı. Lütfen evde kalın. Kendinize dikkat edin ve durmadan saç kesmenin işine girmeyin. Çünkü çok fazla hata yapanlarınız var. Kimisi jilet vuruyor. Yani bu işlerin birazcık tüyosu var. Bu tüyoları öğreteceğim. Çok profesyonel manada işler yapmayacağız burada ama ya bunları kullanın en azından eğer saçınızı kesecekseniz. Biliyoruz evdeyiz. Evde kalmalıyız. Bunu da iyi bilmemiz gerekiyor. Lütfen evinizde kalın. Sağlığınıza ve sevdiklerinize sahip çıkın. Gelecek olursam şimdi bir önce gerekli malzemelere geçeceğim. Hadi bir önce gerekli malzememiz neymiş onu öğrenelim. Üzerimize örteceğimiz örtümüz. Onun haricinde şöyle bir kasemiz olacak. İçine su koyacağız. Lütfen suyunuzu unutmayın. Gelecek olursam böyle de bir numara 4, 3, 2. Sıralamam böyle gidecek. Ve şu makası kullanacağım. Büyük makaslar kullanmak yerine elimi yormamak için, kendim keseceğim için küçük makası tercih edeceğim. Şöyle de 2 tane tarağım olacak. Ayırıcı taraklarım. Bunlar benim için çok önemli. Gerekli malzememiz bu kadar. Şimdi önlüğümüzü aldım. Şöyle önüme serdim. Sünnet olacağım. Şaka lan, önce de olmuştum ben zaten. İkinci defa olmam. Zaten küçük. O yüzden sıkıntı yaşamayalım. İkinci defa keserlerse. Neyse ismini getirmeyeyim. Çok yanlış yerlere gidecek. Bugün şöyle bir olay da yapacağım. Bu videoyu çok kısa tutacağım. Sadece detaylar ve tüyolar vereceğim. Onun haricinde bunu biz canlı yayında da, uzun versiyonu canlı yayında. Ben size zamanında söylemiştim. Canlı yayınıma gelin. Canlı yayında çok ilginç şeyler yapıyoruz diye. Altın buluyoruz mesela. Çok fırladı ya. Altın bezelmeleri iyi de aslında. Ben niye altına yatırmadım? Neyse. Su kabımla başlayacağım. Saçlarımı ısıtacağız. Bu da çok önemli bir ayrıntı var. Eğer saçlarınızı makasla kesiyorsan ama çok fazla makasla kesmeyin, bir profesyonel değilse. Ve makasla kesmeniz düzgün bir şekilde olsa bile küçük küçük hatalar sebebi olur. Hoşunuza gitmez. Bunu da söyleyeyim. Saçlarınızı lütfen ıslayın. Nemli bırakın. Nemli bıraktığınız zaman katmanları da iyi ayırabilirsiniz ki ona göre kesersin. Öncelikle ben şöyle katmanlarımı ayıracağım ama bunu su kabına alacağım. Şöyle gördüğünüz gibi ben saçları niye 4 numaraya vuruyorum? Ben normalde makasla kesecektim ama yani gördüğünüz ek saçlar peruk gibi duruyor. Ben de böyle bir yöntem izledim. Kendi kendime. Şimdi saçlarımın her tarafını topladım. Şöyle ısladım da iyice ve böyle bir şey yap. Şurada küçük bir makasım var. Bu makası şöyle hafif alıp şöyle keseceğim. Beyler makas kesmiyor. Atın bir şeyler. Ben mi söyleyeceğim şimdi? Siz de bir alemsiniz ya. Uzunluğunu bir aldım. Makas kesmedi arada. İşte bu yüzden diyorum makasla kesemezsiniz. Evde en büyük sıkıntı makasla kesmeye çalışmak. Bu onunla olmaz. O yüzden makine sistemine geçiş yapacağız. Burada ben hatalarımı gördüğünüz gibi şu an şurada birazcık uzunluklarım var. Her katman için şöyle gidersek sıkıntı olmaz ya. Ben aynadan aslında kendi saçlarımı kesebilirmişim ya. İnsan kendi sökümü dikemezmiş derler. Doğru mu bilmiyorum ama. Bu tarafa doğru çapraz yapayım ya. Daha iyi olmaz mı? Evdeki şu an saçlarımı kısalttığımda böyle bir şeyle karşı karşı. Ama benim amacım bu değildi. Makasla kesmek değil. Gerçekten makasa çok zor kesersin. Bir an önce makine sistemine geçeceğiz. O yüzden şu önlüğümü falan bir toparlayayım. Öncelikle yapacağım şeyi söyleyeyim. Sistemi söyleyeyim. Her tarafı 4 numaraya vuracağım. Ardından yan tarafları 3-2 yapacağım. Ya gerek yok makasla bu işleri yapmanıza. En kısa yöntem budur. Buradan böyle böyle ala ala gideceğim. Bundan sonraki canlı yayına devam edeceğim. Şu an 3 ile devam etmek istiyorum. Son şuraları falan kaldı. Şuraları biraz daha alacağım. Şu kısma kadar 3 vuracağım. Zaten üstlerde 4 gördüğünüz gibi. Yanlar 3. Ardından şu kısaları 2 yapacağım. Enselere doğru. En sonunda şu kısımları 1 yapıp... Orucumda olurken saçlarla uğraşmak istemiyorum aslında. Şimdi 2 numaraya geçeceğim. 3 numarayı yaptım, yanlarım 3 numara kestirdim. Şimdi aşağı taraflarını şu kısımlara kadar sadece aşağı tarafları yapacağım. Çok üstlere çıkmayacağım çünkü zaten saçım kısa. 2 numarayla başlayıp son işlemimi yapıp bitireceğim.
abi ne yaptın kendine diyebilirsiniz. Ya normalde 4 istiyordum zaten. Şu an 4, yanlar 3, aşağılar 2, 1 diye gidiyor. Benim buradaki amacım neydi? Yüzümdeki çok sivilce var ve bu sivilcelerin azalması için biliyorsunuz saçlar uzayınca ve terleyince ve yağlanınca saçlar öne düştüğü zaman sivilce yapıyor. En mantıklısı buydu. Siz direkt jilet vuruyorsunuz ama hani abi diyor ben direkt jilet vurdum diyor. Yani jilet vurmak mantıklı bir iş değil. Bu tarz şeylere şey yaparsanız daha iyi olur. Şey civarında bu uzar zaten. Tahminim 2 ay. Zaten 4 numara. Hızlı uzayacağına inanıyorum. Bana gelen sürenin sonuna geldik. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.